until their client either buys or fucking dies. Para, para, para. Düşündükleri tek şey bu diye eski bir söz var. Bozuk para koleksiyoncusu değilseniz, sizin için önemli olan paranın kendisi değil, paranın sağlayabilecekleridir. Paranın peşinde koşmamızın, onu istememizin ve büyük bir hevesle saklamamızın nedeni parayla yapabileceklerimizdir. I've been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Elbette aşkı ya da mutluluğu parayla satın alamazsınız. Para size mutluluk getirse de her şeyi parayla satın alamazsınız. Kişisel tecrübelerime dayanarak insanların paralarını harcadığı 10 şey belirledim. Bunları kısaca şöyle sıralayabilirim. Birincisi, güvenlik. Kendinize ait bir ev ya da bankada istediğiniz şekilde yaşamanızı sağlayacak kadar paranızın olmasına ek olarak, acil durumlar için birazının da elinizde bulunması ve rahat bir emeklilik için dolgun bir emekli maaşı. 2. Rahatlık. Sıcak ve ferah bir ev, büyük bir araba, çimleri biçip çamaşırları yıkayacak, çocuklara bakacak biri ve ihtiyaç duyduğunuz zaman alabileceğiniz iyi bir sağlık hizmeti. Üçüncüsü lüks. Egzotik tatiller, iyi şaraplar, kaliteli restoranlardaki yemekler, pahalı elbiseler, maç, opera ya da sevdiğiniz herhangi bir etkinlikteki en iyi koltuklar. Dördüncüsü hareketlilik. Birinci sınıf tren koltukları ve uçak biletleri, gemi seyahatleri ve dünyanın neresinde olursanız olun hizmetinizdeki şoförlü arabalar. Beşincisi mevki ve makam. Prestijli davetler, ayrıcalıklı kulüpler ve önemli insanlara ulaşabilme ve belki de diğerlerinden daha saygın olmanın tadını çıkarma. Altıncısı etki. Yüklü bağışların sahibi olarak düşüncelerinizin ve isteklerinizin dinlenip ciddiye alınması. Yedincisi özgürlük. İşverenden, patrondan, alacaklılardan, müşterilerden bağımsız olmak. Bir takvimin, programın ya da saatin kölesi olmamak. Çocuklarınıza yük olmayacağınızı bilmek. Sekizincisi boş zaman. İstediğiniz şeyleri yapacağınız, istediğiniz yerlere gideceğiniz, görmek istediğiniz kişilerle buluşabileceğiniz zaman. Dokuzuncusu rahatça sosyalleşme. Arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla ve bağlantılarınızla sık sık cömertçe eğlenebilmek ki bu sosyal hayat için oldukça önemlidir. Ve onuncusu hayırseverlik. Başkalarına yardım etmek, organizasyonları desteklemek ve inandığınız şeylerin önünü açma noktasında sizi tatmin edecek, düzenli ve kayda değer yardımlar yapmak. Bence bu 10 madde yeterli bir liste gibi görünüyor. Bunlardan ister birazını, ister hepsini beğenmiş olun, daha büyük bir serveti nasıl elde edeceğinizi bilmeniz, yani varlıklı olmayı o kadar da varlıklı olmamaktan ayırabilmeniz gerekir. Bu nedenle, zenginlerin sizde henüz olmayan davranış ve ilkelerini öğrenmelisiniz. Bunlardan bazılarını zaten bildiğiniz halde yapmadığınızı fark edeceksiniz. Hiçbiri çok zor değil. Önce anlayıp sonra uygulamakla alakalı. İncelediğim pek çok zengin insanın bazı ortak temel ilkeleri takip ettiği dikkatimi çekti. Bu kitaptaki kurallardan bazıları bu kategoride. Hepsinin olmasa da bazı zenginlerin inandığı ilkeler de var. Bunlardan bazılarına da yer verdim. Az önce saydığım parayla alınabilir 10 şey, yani güvenlik, rahatlık, lüks, hareketlilik, mevki, etki, özgürlük, boş zaman, sosyalleşme ve hayırseverlik. Bunlar bazı insanların üzerinde epey düşündüğü şeylerdir. Bunlar her şey olmayabilir, mutlu bir hayatı garanti etmeyebilirler. Ama üzerine mutluluğu inşa edebileceğiniz iyi bir temel olabilirler. Bu 10 şeyi başarmanıza yardımcı olabilecek en önemli kuralı bu kitapta göstermeye çalıştım. Hepsi para biriktirme ile alakalı gibi görünebilir ve tabii ki bir anlamda öyleler. Ama aslında para sadece bir amaca giden yol demektir. Sizi amaçlarınıza ulaştıran bir araçtır. Bu amaçlara ulaşmanın yolunun yüzlerce sözde kuraldan geçtiğini iddia etmiyorum elbette. Ama bu süreçte işinize yarar pek çok şey bulabilirsiniz.
Bu 99 kuraldan her biri aynı önemde size hitap etmeyebilir. Çünkü kişiliklerimiz oldukça farklı, hayattan beklentilerimiz farklı ve önemsediğimiz şeylerin sıralaması da farklı. Bu 99 kuraldan sizin için en önemli olanlarını şu an beni seslendirmekte olan Reedwell'in videosunun altına yorum olarak lütfen ekleyin. Para bir kavramdır. Bir külçe altını elinizde tutmadığınız sürece ona gerçekten dokunamaz, göremezsiniz. Paraya ancak nakit kağıt ya da çek gibi fiziksel semboller sayesinde dokunabilirsiniz. Kağıt parçaları, evet, büyük gücü olan kağıt parçaları. Para kavramının çoğumuz için bambaşka anlamları vardır. Paranın ve onu istemenin, sevmenin, harcamanın iyi mi yoksa kötü mü olduğuna dair içsel bir inancımız vardır. İlk olarak söyleyeceğim kural, zenginlik hakkındaki düşüncelerimizin belki de para sahibi olmamızı engellemiş olabileceği. Eğer paranın ve ona sahip olmanın çok kötü bir şey olduğuna yürekten inanırsak, farkında olmadan para kazanma çabalarımızı baltalayabiliriz. Para kazanmada ne kadar çaba ortaya koyarsanız, karşılığını o kadar göreceksiniz. Biraz spor gibi bir şey, yaptıkça daha iyi olacaksınız. Aynı şekilde tam tersi olarak tembellik ederseniz asla para kazanamayacaksınız. Para kazanmak için şu dünyada ortaya bir iş çıkarmanız gerekir. İnsanların işine yarayan bir iş. İnsanların kullanmaktan memnun olacağı bir ürün ya da hizmet. Ne istediğinizi, neden istediğinizi ve bu istediğiniz şeyi nasıl elde edeceğinizi, elde ettikten sonra ne yapacağınızı ve bunun gibi pek çok noktayı samimi olarak bilmelisiniz. Sizi zenginliğe götürecek yola adım atmadan önce, yolun sonunda gerçekten nereye varmak istediğinizi henüz başındayken belirlemelisiniz. Hiç kimsenin hedefi çok para olamaz. Bu anlamsız ve muğlak bir hedeftir. Çok paradan tam olarak neyi kastettiğinizi bilmelisiniz. O rakamın ne olduğunu bilmelisiniz. Yoksa hiçbir zaman hedefe varıp varmadığınızı öğrenemezsiniz. Bu konuda anlaştıysak 99 kurala başlıyoruz. Kural 1. Herkes zengin olabilir. Tek ihtiyacınız olan şey buna karar vermeniz. Paranın güzel bir tarafı vardır. İnsanlar arasında ayrım yapmaz. İnsanın ırkına ya da rengine, hangi sınıftan olduğuna, ailesinin ne yaptığına ya da kendisi hakkında ne düşündüğüne bakmaz. Her gün yeni bir sayfayla başlar. Dün ne yaptığınızın önemi yoktur. Bugün herkes gibi aynı haklara ve istediklerini elde etmek için aynı fırsatlara sahipsiniz. Sizi engelleyecek tek şey kendiniz ve kafanıza kurduğunuz para efsaneleridir. Dünyanın kaynaklarından hepimiz belli bir pay alıyoruz. Paranın kendisine sahip olanın özelliklerini, kişiliğini, hırslarını ya da ait olduğu sınıfı bilmek gibi bir kabiliyeti yoktur. Paranın ne kulağı, ne gözü, ne de duyguları vardır. Para cansızdır, hissizdir. Herhangi bir fikre sahip değildir. Kullanılmak, harcanmak, biriktirilmek, yatırım yapılmak ve uğrunda savaşmak, baştan çıkarmak ve işe yaramak için vardır. Sizin paraya değip değmeyeceğinizi anlayacak bir aygıtı bulunmadığından buna karar veremez. Ben çok zengin pek çok kişiyi izledim ve tek ortak noktalarının herhangi bir ortak noktalarının olmaması olduğunu gördüm. Zenginler çeşit çeşittir. Kibarından görgüsüzüne, bilgilisinden süzme aptalına, layık olanından olmayanına. Ancak her biri durup bir yerde şunu diyor. Evet, bunu istiyorum. Fakir olan biri ise şöyle diyor. Hayır, teşekkür ederim, benim için olmaz, değerli değilim. Hak etmiyorum, edemem, etmemeliyim. Bu kitapta anlatılan da bu. Para ve zenginlikle ilgili görüşlerinize meydan okumak. Fakirlerin fakir olmalarının nedeni, burada bir espri geldi aklıma. Fakir neden fakirdir? Fakirlerin fakir olmalarının nedeni koşulları, geçmişleri, yetiştirilme şekilleri olduğunu farz ederiz. Böyle bir kitap alıp dünyada görece olarak güvenli ve rahat bir hayat yaşamak istiyorsanız zengin olacak gücünüz var demektir. Aynı şekilde şu an Reedwell'i dinleyecek kadar internete erişim hakkınız varsa ve o erişimin faturasını ödeyecek kadar paranız varsa ve bunu bir aygıttan dinlediğinize göre ona sahip olacak kadar bir paranız varsa,
zenginliğe adım atacak gücünüz var demektir. Hedefinize ulaşmak zor olabilir ama imkansız değildir. Kural 1. Herkes zengin olabilir. Tek ihtiyacın olan şey kendini buna vermen. Diğer tüm kurallar kendinizi ve dikkatinizi yoğunlaştırmakla ilgili. Kural 2. Zenginlikten ne anladığınıza karar verin. Sizin için zenginlik nedir? Eğer zengin olacaksanız öncelikle bunun üzerinde çalışmanız gerekir. Kişisel gözlemlerime göre zengin insanlar sürekli buna çalışırlar. Zenginliğin onlar için ne demek olduğunu da gayet iyi biliyorlar. İş hayatına atıldığında biriktirmiş olduğu parayla, yani sermayesiyle ya da sermayesinin faiziyle geçinmeyecek kadar zengin olacağını daha en başından bildiğini söyleyen bir arkadaşım var. Hayır, faizin faiziyle geçindiğinde bile kendini zengin saymıyordu. Oysa kulağa hoş geliyor. Şimdi bu arkadaşım faizin faizinin onu her geçen saat ne kadar zengin ettiğini biliyor. Akşam yemeğe çıktığımızda A. yemeğin ne kadar tutacağını, B. yemeğini yerken ne kadar kazandığını biliyor ve B. A'dan büyük olduğu sürece mutlu olmaya devam ediyor. Bu zenginlik tanımının biraz fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Belki de bu kadar yüksek bir hedef belirlemiyorsunuz. Elbette bunda da bir sakınca yok. Sonuçta herkesin hedeflediği miktar birbirinden farklı olacaktır. Öyleyse örneğimize biraz rakam ekleyebiliriz. Eski zamanlarda herkes milyoner olmak isterdi. Zengin olup olmadığınıza karar vermenizi sağlayan kolay bir yöntem de bu. Bugün milyonlar değerinde evleri olan pek çok insan var ve kendilerini zengin ya da milyoner olarak düşünmüyorlar ve bahisleri artırıp kendilerini milyarder olarak görmek istiyorlar. Benim tanımıma göre yeterince demek, yeterli mi diye endişe etmeyeceğim kadar çok demektir. Bu ne kadar? Hiç bilmiyorum. Endişelenecek bir şeyler hep vardır ama bunların pek azı gerçekleşir. Açıkçası teklik poundları saymaktan çok binlikleri saymaya başladığımdan beri kendimi daha rahat hissediyorum. Sahip olduğum ve en yakın binliğe kadarki miktarı, ne kadara ihtiyacım olduğunu ve ne kadar harcayabileceğimi bilmiyorum. Bazıları için endişelenmemek, acil durumlar için yeterince paraya sahip olmak anlamına gelebilir. Peki siz bunu nasıl tanımlarsınız? Sahip olduğunuz arabaların sayısıyla mı? Hizmetçilerinizle mi? Bankadaki paranızla mı? Evinizin değeriyle mi? Yoksa yatırım dosyalarınız ya da hisse senetlerinizin toplamıyla mı? Elbette bunun tam anlamıyla doğru ya da yanlış bir cevabı yok ama bana kalırsa bunun üzerinde çalışmadan bu kitabı dinlemeye devam etmemelisiniz. Amacımız yoksa hedefimizi belirleyemeyiz. Gidecek yerimiz yoksa evden ayrılamayız. Ya da saatlerce aynı çemberin içinde dönüp dururuz. Tanımımız yoksa başarıyı nasıl gözlemleyip yorumlayabiliriz ki? Bunu yapmazsak bu kitabın bize bir faydasını dokunup dokunmadığını nasıl anlayabiliriz? Kural 3. Hedeflerinizi belirleyin. Zenginliğin ne demek olduğunu tanımlayarak kendinize bir rota belirlemiş oldunuz. Hedeflerinizi belirlemek, bunlara ulaşmanızı sağlayan bir zaman çizelgesi oluşturmanızı da sağlar. Bu çok basittir. Belli bir yere gideceğinizi biliyorsanız şunları bilmek de mantıklı olacaktır. Evden ne zaman ayrılacağınızı, hedefinize ne zaman varacağınızı, hangi yoldan gideceğinizi ve vardığınız zaman ne yapacağınızı. İşte zengin olmak da tam olarak böyle bir şey. Zenginliğin size ne anlam ifade ettiğini, onu nasıl elde edeceğinizi, bunun ne kadar zaman alacağını ve paranızla ne yapacağınızı önceden bilmelisiniz. Zenginliğin anlamını tanımlamakla hedeflerinizi belirlemenin önemini görebildiniz mi? Nasıl zengin olacağınızı ve bunun sizin ne kadar zamanınızı alacağını düşünün. Sonra da hedeflerinizi belirleyin. Gayet kolay. Mesela 40. doğum günümde milyoner olacağım, paramı da kendi emlak şirketimi işleterek kazanacağım demek gibi. Elbette bu kolaydı. En azından benim için böyle çünkü ben sadece örnek veriyorum. Bahse girerim, daha önce bu konu hakkında düşünmediğinizden sizin için bu gayet zor olacaktır. Şöyle bir rüya görmüş olabileceğinizi söyleme cüretinde bulunmama izin verin. Çok çok zengin, çok ünlü, çok başarılı olmak istiyorum. Ancak çok az insan, gözlemleyebildiğim kadarıyla sadece zenginler, ünlü ve başarılı olanlar aslında neyin, ne zaman ve nasıl olacağına karar verirler. Zengin olmak istiyorsanız siz de öyle yapmalısınız.
Bunu ikinci kuralı dinledikten sonra yaptığınızı varsayıyorum. Yoksa buraya kadar dinlememeniz gerekirdi. Şimdi de oturup elinize bir kağıt kalem alın ve hedeflerinizi belirleyin. Benim için sorun yok, bekleyebilirim. Videoyu burada durdurabilir ve yazıp çizmeleriniz bittikten sonra kaldığınız yerden devam edebiliriz. Döndünüz mü? Nasıl gidiyor? Hedefiniz gerçekçi, dürüst ve erişilebilir olmalıdır. Kendinizi hedef olarak dünyadaki en zengin insan olmayı koyabilirsiniz tabii ki ama böyle bir şey asla olmayacaktır ve bu hedefte aslında hiç gerçekçi değildir. Dürüstlük, kendinize karşı açık olmanız ve ulaşabileceğiniz mantıklı bir hedef belirlemeniz gerekir. Parantez açayım mı sevgili dinleyici? Mesela bu hedef benim için Türkiye şartlarında aylık 40 asgari ücret kadar bir gelirdir. Kimileri için çok yüksek, kimileri için denebilecek bir para. Aslında benim dışında herhangi bir insan için bu hedefin büyük ya da küçük olmasının hiçbir önemi yok. Burada bazılarınız şöyle diyebilir, vay açgözlü 40 asgari ücret. İnsanlar bunun biriyle bir ay geçiniyor. Sen bir ayda 40 asgari ücretlerin maaşını ne yapacaksın diyebilir. Sahip olduğum paranın hepsini yiyeceğimi, çatır çatır sonuna kadar yiyeceğimi söylemiyorum ki. Belki büyük hedeflerim var. Parayla ne yapacağım bana kalmış bir şey. Dürüstlük, kendinize karşı açık olmanız ve ulaşılabilir, mantıklı bir hedef belirlemeniz demektir. Kendinize ya da başkalarına yalan söylemeniz başaramayacağınız anlamına gelir. Erişilebilir mi? Evet, bu da önemli. Mal mülk hakkında hiçbir fikriniz yoksa, öğrenmeye de niyetli değilseniz, sermayeniz ve konut finansmanınız da yoksa, emlak şirketi kurmak gibi bir hedef gerçekçi, dürüst ve erişilebilir olmaz. Sahip olduklarınızla mutlu musunuz? İyi. Değilseniz bir daha deneyin. Harekete geçin. Mümkün olduğunca çabuk kalkıp koşmanızı istiyoruz. Ve kural 4. Gizli tutun. Yeni bir yolculuğa çıkıp yeni bir yöne yelkenleri fora ettiniz. Bunu gizli tutmanız faydalı olacaktır. Parayla ne yapacağınızı akıl hocalarıyla tartışacağınız zamanlar elbette gelecektir. Ama şimdilik ne yapacağınızı etrafınıza anlatmayın. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, diğer insanların negatif düşünceleri sizi yolunuzdan caydırabilir. İkincisi, herkes aynısını yaparsa size yer kalmayabilir. Üçüncüsü, en iyi fikirlerinizi açık etmenize gerek yoktur. Dördüncüsü, insanların kendi aralarında sizden bahsetmesi iyi olmaz. Beşincisi, öğüt veren ve insanları sizi gibi düşünmeye zorlayan biri gibi görünmek istemezsiniz. Altıncısı, aslında kimse ne yaptığınızı pek bilmek istemez. Nasıl olduğunuzu sorduklarında basitçe sade bir cevap verin geçin ve uğraştığınız şeyleri ne yaptığınızı uzun uzun izah etmektense iyiyim deyin geçin. Yedincisi, bir sırrınız olması hoş bir şeydir. Kendinizi hayat dolu hissetmenizi sağlar. Eğer ne yaptığınızı, neyle uğraştığınızı sağda solda anlatırsanız, sizi kıskanıp vazgeçirmek için elinden geleni yapacak insanlar çıkacaktır karşınıza. Bir şekilde onlara güle güle demelisiniz. Eskinin ve eski yaşam tarzının artık iyi olmadığını ve yeni şeylerin peşinde olduğunuzu söylüyorsunuz. Ki şu an bu kitabı dinliyorsanız, bunun en büyük ispatı budur. Değişmek istiyorsunuz. Eğer mevcut durumunuzdan tamamen memnun olsaydınız, ne şu an böyle bir videoyu dinliyor olurdunuz ne de böyle bir kitabı okuyor. Demek ki eskinin ve eski yaşam tarzının artık iyi olmadığını ve yeni şeylerin peşinde olduğunuzu söylüyorsunuz. Elbette bu başka insanları hiç mutlu etmeyecektir. Bu yüzden hedeflerinizi gizli tutun. Bunun size herhangi bir maliyeti yoktur ve herhangi bir şey yapmanız da gerekmez. Bu bizim küçük sırrımız olsun. Kuralları öğrenip uygulamaya devam edin. Sırrınızı paylaşmaktan kaçındığınız o insanlara bu kitaptan çok faydalanacaklarını düşünseniz de bunu onlara söylemeyin. Kitabın bir nüshasını etrafınıza bir yerlere bırakın yeter. Tıpkı bunun gibi siz de Ridwell'in seslendirdiği bu videoyu gerçekten sevdiğiniz birkaç arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz bunun sizin için ekstra bir maliyeti yok. İlginç bir nokta da şu ki siz herkese söylemeye devam etseniz de İnsanların bir şey yapacağı yok. Yani çoğu insan televizyon izleyip enerjilerini boşa harcar. Gizli tutun derken sadece sizi düşünüyorum. Aklı başında olan ağzını sıkı tutar. İnsanlar nasihat duymaktan, hayat tarzlarını gözden geçirip ne yapmaları gerektiğinin anlatılmasından ve yaptıkları şeylerin yeterince iyi olmadığını söylenmesinden hiç hoşlanmazlar. Onlara yardım etmek istiyorsanız
Ya bu kitabın bir kopyasını bir otobüs durağında ya da metrobüste bırakın ki bunun size bir maliyeti olacaktır. Ya da Ridwell'in seslendirdiği bu videoyu sevdiğiniz birkaç kişiye gönderin ki bu maliyetsiz olandır. Bunun ötesinde insanlara vaaz vermek, nasihat etmek gerçekten çoğu zaman işe yaramaz. Çünkü bu türden nasihatlerin işe yarayacağı insanlar gerçekten o hedefe ulaşmayı isteyen insanlardır. O hedefe ulaşmayı gerçekten isteyen insanlar ise henüz daha sizin nasihatlerinizi duymadan önce kendi araştırmalarıyla, tıpkı sizin bu videoyu araştırarak geldiğiniz gibi kendi doğal gayretleriyle bilgiye ulaşırlar. Sizin üzerinize düşen ısrarlı bir şekilde insanlara onlar için neyin iyi olacağını tekrar edip durmak değildir. Sadece imkanınız varsa bu kitabı etrafınıza, bir otobüs durağına, bir yerlere bırakın. İmkanınız yoksa bedava bir şekilde bu videoyu sevdiğiniz insanlara gönderin. Bunun dışında ekstradan bir şey yapmayın. Çünkü insanların çoğu gerçekten nasihat dinlemez. Sadece zaman geçirmek için sizi dinliyor gibi görünürler. O anki sohbetin tadını ve can sıkıntılarını atacak bir eğlence arıyorlardır kendilerine. Gerçekten zengin olmak isteseler, bunun nasıl olacağını öğrenmek için zaten bir çabaya girmiş olurlardı. Ve içlerinden bir ses onlara der ki, zengin olmak için çok çalışman gerekir. Konforunu terk etmen gerekir. Şu an yaptığın gibi yan gelip yatamazsın, tembellik edemezsin. Bunu içten içe herkes bilir ve bu nedenle zengin olmayı istemelerine rağmen zengin olmak için gerekli olan adımları atmaktan geri dururlar. Çünkü yorulmak istemezler. İnsanlar nasihat duymaktan, hayat tarzlarını gözden geçirip ne yapmaları gerektiğinin kendilerine anlatılmasından ve yaptıkları şeylerin yeterince iyi olmadığının söylenmesinden hiç ama hiç hoşlanmazlar. Mal mülk edinmek de gizlice yaptığımız özel şeylerden biridir. Yanlış bir şey olduğu için değil, yalnızca yapmanın en iyisi olduğundan bu böyledir. Kural 5. Pek çok insan zenginliğin peşinden koşamayacak kadar tembeldir. Erkenden kalkmalı, gün boyunca çok çalışmalı ve yattığınız zaman bile hedeflerinizi düşünmeye devam etmelisiniz. Evet, para bazen kolay kazanılır ya da öyle görünür. Evet, insanlar piyango, tombala, büyük ödül vesaire kazanabilirler. Uzun zaman önce kaybettikleri akrabalarından miras kalabilir. Evet, insanların hiç ummadıkları bir anda talihleri döner. Ancak bu sizin için geçerli değil. Hedefinizi piyangoyu kazan ve lüks içinde yaşa şeklinde koyarsanız lütfen bu kitabı dinlemeye devam etmeyin. Gidin Enes Batur'u dinleyin. Ya da Türkiye'de bir türlü dibi gelmeyen saçma sapan siyasi içerikli videoları dinleyin. Ve lütfen unutmayın ki bu bir Ridwell tavsiyesidir. İster iktidar cenahından ister muhalif cenahtan olsun herkes gerçekten Kaliforniya'daki altınları aramaya gitmiyorlar. Onlar yayınladıkları her bir videoyla altın aramaya giden insanlara kürek ve kazma satıyorlar. Yani umut satıyorlar. Bu prangadan çıkın. Siyasetin canı cehenneme. Ne sizin ne de benim değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Oy zamanı kesinlikle gidip oyunuzu kullanın ve onun dışında profesyonel olarak siyasete girmeyi düşünmüyorsanız tek bir siyasi, yandaş ya da muhalif bir videoyu dinlemek bile gerçekten ömrünüzü boşa geçirdiğiniz bir dakikadır o. Bunu ben çok geç fark ettim ne yazık ki. Hepsinin canı cehenneme. Evet, insanların hiç ummadıkları bir anda talihleri dönebilir. Ancak bu sizin için geçerli değil. Hedefinizi piyangoyu kazan ve lüks içinde yaşa şeklinde koyarsanız bu kitabı dinlemeye devam etmeyin. Kitabı bırakın ve gidip bir piyango bileti alın. Eğer hedefiniz daha gerçekçi ise lütfen dinlemeye devam edin. Pek çok insan zenginliğin peşinden koşamayacak kadar tembeldir. Bunu istediklerini söylerler ama bu konuda hiçbir şey yapmazlar. Zengin olmak istediklerini gösteren yarım bir yürekle gidip bir piyango bileti satın alırlar ama iş başa gelince çalışmak için hazır değillerdir. Fedakarlık yapıp çalışmaya, öğrenmeye, canını dişine takıp çaba harcamaya ve bunu hayatlarının yegane parçası yapmaya hazır değillerdir. Çünkü çoğu insan, elbette ki siz hariç, böyle yaparlarsa bir şekilde kötülüğe bulaşmış olacaklarını düşünür. İyi de para kazanmak için çok çalışmak anlaşılabilir bir şey değil midir? Bu istemeye değer bir şey değil midir? Sanırım bu gerekçelerinize ve parayı elde ettiğinize yapacağınız şeylere bağlı. Pek çok insan gerçekten çalışmayı istemez. Evet parayı isterler ama kazara ya da şans eseri önlerine düşerse
Öyle olursa sorun yoktur. Alın teri, iş, tutku ve odaklanma ile güya lekelenmemiştir. Beyefendiler yorulmamıştır. Ve bu yüzden bu tür insanlar hiçbir zaman zengin olamaz. Bize örnek olabilecek Bill Gates, Richard Branson, Alan Sugar, Warren Buffett, Simon Cowell, James Dyson, Peter Kellner. Bu sonuncusu kimse artık. Adını duymadığınıza bahse girerim. Çek Cumhuriyeti'nin ilk milyoneri diye bir dipnot var. Bu kişiler gibi herhangi bir zengine baktığımızda fark edeceğimiz tek ortak nokta canlarını dişlerine takarak çalışmalarıdır. Paralarını bilgisayardan, satıştan, iş hayatından, elektrik süpürgesinden, pop müzikten ve radyo kanallarından kazanıyor olabilirler. Ancak ortak özellikleri çoğumuzun bir ayda yapabileceğinden fazlasını bir günde yapıyor olmalarıdır. Bu zenginlikle alakalı harika bir şeydir. Bazıları yan gelmiş yatıyor ve talep edilmeyi bekliyor. Talep edenler ise erken kalkan ve saatlerce sıkı çalışan kimselerdir. Siz de bunu yapmak zorunda kalacaksınız. Takımımda tembellere ve beleşçilere yer yok. Çalışkan, kararlı, odaklanmış, hırslı ve zenginleri istiyorum.